İş yerinde zorbalık. İş yerinde zorbalığın bir başka ismi de mobbing. Yani karşı tarafı zor duruma düşürmek, karşı tarafın zor durumundan yararlanmak, karşı tarafa bazen psikolojik, bazen fiziksel olarak ona işkence etmek, onu işten attırmak veya iş başarısıyla ilgili zor duruma sokmak, işte yükselmesini engellemek ve buna benzer pek çok harekete girişim yapmak veya kendisine hizmet etmek zorunda bırakmak veya başkalarının yanında alay etmek, dalga geçmek, gururunu kırmak ve bu tür eylemlere düzenli ve sürekli olarak devam etmek. Bakın bu çok önemli. Bu tür mobbing hareketleri bir defaya mahsus olmuyor ve düzenli olarak devam edebiliyor. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen bu tip hareketleri, bu hareketlere karşı karşıya gelen kişi farkına varmayabiliyor, bunlara inanabiliyor. Ben gerçekten başarısızım, bilemiyorum, söyleyemiyorum, anlatamıyorum, konuşurken kekeliyorum, iki kelimeyi bir araya getiremiyorum, doğru söylüyor şefim, müdürüm, amirim, arkadaşım diye düşünebiliyor. Onun için de bunlarla ilgili bu çaresiz bırakma durumunun uzun sürmesine sebep oluyor. Bunu durdurmak konusunda bazen korktuğu için, bazen ne yapacağını bilemediği için bir şeyler yapmıyor veya yapamıyor. Böyle durumlarda siz dışarıdan gözlemci olarak böyle bir durumu fark ettiyseniz o kişiyle konuşmalısınız. Bu konuda bazen sizin bir üstünüz olan amirinizle konuşabilirsiniz. Bazen de o kişiyle konuşabilirsiniz. Çünkü göründüğü kadarıyla bu eziyeti yapan kişi o kişiyi işten attırdıktan sonra onun yerine gelen yeni kişiyi de işten attırmak için elinden geleni gelmeyeni yapmaya devam edebiliyor. O kişiyi de attırıyor, diğer kişi o kişiyi de attırıyor, diğer kişi. Böyle süreç devam edip gidiyor ve kendisi ben ne kadar haklıyım görüyor musunuz? Bizim buraya başvuran kişilerin hepsi de son derece bilgisiz, yeteneksiz, yetersiz kişiler deyip kendisine bu durumdan dolayı bir paye çıkartıyor. Ben ne kadar akıllıyım, ne kadar bazı şeyleri daha önce başka insanlardan daha önce görebiliyorum diye paye çıkartıp kendisiyle övünebiliyor. Konularda dikkat etmemiz lazım. Kendi çalıştığımız yerde, kendi çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde, özellikle de üstlerimizle olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz lazım. Bunu konuşurken sadece iş yerinde erkekler arası bir durum gibi görmememiz lazım. Mobbingi aynı zamanda erkeklerin kadınlara da uyguladıkları bir takım cinsel eziyetler, zorlamalar, tehditler de bu mobbingin içinde yer alıyor ve cinsel konuda kendisiyle birlikte olma isteği, birlikte olmaya zorlama veya bir şekilde ona taciz etme, onu çirkinsin, sen yeteneksizsin, başarısızsın gibi bazı olumsuz durumlara olmadığı halde, gerçekte olmadığı halde inandırmak burada önemli bir faktör. Evet, şimdi bu konuda bir psikolojik desteği mutlaka mutlaka almanız lazım. Zaten bir adli durumda söz konusu olursa psikolog burada sizin yanınızda yer alacak, durumu izah edecek, sizin psikolojinizin bu konuyla ilgili bozulduğunu belki de adli makamlara açık veya yazılı olarak bildirmesi, sözlü veya yazılı olarak bildirmesi sizin açınızdan çok önemli olacak. Bunları göz önünde bulundurun. Psikolojik destek almak için geç kalmayın. Uzun süre yaşanmış bir takım olumsuzluklar sizin psikolojinizi kesin ve net olarak bozacaktır.